Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Hackathon organizasyonumuzun 3. ayı olan Hackmedis'inde burada ilk etkinliğimizi Sertaş Hoca'yla gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İsterseniz kendisini tanımakla başlayalım yanımıza. Buyurun Sertaş Hocam. Çok teşekkür ederim Aslı, sağ ol. Ben herhalde Mart ayından beri 100'ün üzerinde buna benzer yayına katıldım. Çoğu genelde şirketlerle beraber yaptığım işlerle ilgili. Yani ben profesyonel konuşmacı olduğum için üniversite hocalarının yanında. Ama ilk defa lise öğrencilerinin düzenlediği bir organizasyondayım. Seninle de yazıştığımızda hatırlarsın. Sen çok güzel bir dille, işte böyle detaylı okudum. Hızlıca okudum. Ondan sonra da hemen davetini kabul ettim. Aslında çok fazla bu dönemde özellikle üniversite öğrencisi arkadaşların düzenledikleri etkinliklere katılamıyorum maalesef. Yani öyle bir şeyim olmuyor, öyle bir zamanım olamıyor. İşte haftada birkaç tane şirketlere yaptığım konuşma, işte ondan sonra akşam yaptığım canlı yayınlar, kimi zaman onlar böyle bir şey oluyor, ne denir, haftada 3'ü 4'ü falan buluyor. Çok fazla fırsat bulamıyorum ama burada olmaktan çok mutluyum, onu söyleyeyim. Şu anda da zaten kaç olmuş? Oho, 70 kişi. Ama o 70 kişi yani buraya geldiğine pişman olmayacak, bak onu söyleyebilirim. Hatta bir ipucu vereyim şuradan. Şöyle 3 tane güzel kitabım var. Hepsi aynı kitap. Ama bunları kime vereceğimi söylemiyorum. O yüzden yayının sonuna kadar kalsınlar diye. Biraz evvel size sormuştum yani aramızda kalsın, şunu yapabiliyorlar mı, bunu yazabiliyorlar mı falan diye. O kitapları o yüzden getirdim. Tamam, dinleyenlere en bu akşam buradan böyle bir güzellik de ayrılsınlar diye. Memnuniyetle kendimi tanıtayım. Milattan önce ben de lisede okuyordum, öyle söyleyeyim. Yani yaklaşık iş mezunuyum. 92 mezunuyum ben. 92 senesinde liseden mezun olmuştum. Gerçekten milattan önce yani 30 seneyi falan bulmuş. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nden mezunum ben. Hiç özel okulda okumadım. Hep devlet okullarında okudum. O Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nde ben okurken lise sonunda 92 senesinde sistem birazcık farklıydı. Yani şimdiki üniversite sınavı sisteminden biraz farklıydı. Biz önce tercihlerimizi yapıyorduk, sonra sınava giriyorduk. Kaç puan tutuyorsa da o puan tutan yere yerleşiyorduk. İçinizde mutlaka fakültesinde okumak isteyen ya da sağlık bilimleriyle ilgili bir şeyler yapmak isteyenler vardır. Ben aslında hiç istemeyen taraftaydım. Ben mühendis olmak istiyordum. Yanlışlıkla tıp fakültesine girdim. Onun da hikayesini anlatayım. Benim girdiğim dönemde işte Boğaziçi Üniversitesi'nin, İTÜ'nün, ondan sonra mühendislik fakültelerinin, yani bilgisayar mühendisliği, ondan sonra endüstri mühendisliği ve elektronik mühendisliğinin puanları İstanbul Tıp Fakültesi'nin, yani Çapa Tıp'ın puanının bir miktar üzerindeydi. O dönem böyle bir İstanbul Tıp'ta ek bir kontenjan mı açılmıştı, bir şey olmuştu. Tam hatırlamıyorum. 30 sene geçince tabii zor oluyor hatırlamak. Ondan sonra ben 6 tane mühendislik tercihi yapmıştım. Son sıraya da hani hiçbiri olmazsa dışarıda kalmayalım, şey olmasın, utanmayalım diye. O zamanlar böyle ikinci defa sınava girmek falan çok alışılageldik bir şey değildi. Yani giren genelde sınavı kazanıyordu, bir yere giriyordu. Bu kadar çok öğrenci de yoktu. Maalesef derken aslında şimdi iyi ki diyorum. O mühendisliklere giremedim. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdim. 92 senesinde ben İstanbul Tıp'a girdim. Sonrasında da 98 senesinde böyle bir dönem kaydı falan da olmadan sadece bir tane stajımı uzatmıştım. Daha 4. sınıfın dahiliye stajı. Çok zor bir stajdır o. 4 aylık bir staj. Bir tek onu uzatarak okulu öyle çok fazla uzatmadan bitirdim. Bugün tabii işin birazcık teknoloji tarafından da falan bahsedeceğiz. Sen bana soracaksın onları. Onlara hazırlandım ayrı ama hazır böyle sizin gibi genç bir topluluğu yakalamışken üniversiteye artık yaklaşan, önümüzdeki birkaç senede inşallah üniversite sınavına girip çok güzel yerlerde göreceğimiz sizin gibi bir topluluğu yakalamışken birazcık üniversitede ne yaptığından da bahsetmekte fayda gördüm ben. Tipik bir öğrenci değildim ben. Yani tipik bir öğrenci değildim derken aslında lisede de gayet şeydim, gayet böyle olağan, işte ne bileyim, hiç takdirname almamış, arada bir teşekkür alan ama böyle ikmalede kalmayan, not ortalaması 7-8 olan falan bir öğrenciydim. Sadece lise sondaki performansımla aslında ben birazcık İstanbul Tıp Fakültesi'ne girebildim. Ama İstanbul Tıp Fakültesi'nde de doktorluk yapmayı düşünmediğim için, yani tıpla ilgili hayatıma devam etmeyi düşünmediğim için birazcık sosyal aktivitelerle daha çok ilgili bir öğrenci oldum. Yani işte o dönemde farklı farklı öğrenci kulüplerinde yer aldım, yönetimlerinde yer aldım. Sizin gibi tabii o zamanlar böyle çok güzel imkanlar yoktu. Ancak okul içerisinde yapabiliyorduk bunları. İşte mesela
şeyde okulun bahçesinde, İstanbul Tıp Fakültesi'nin bahçesinde müzik yayını yapıyorduk mesela biz. Çok güzel bir ses sistemimiz vardı. Sabah 9 gibi başlıyorduk. Akşam saat 4'e kadar o etrafı çok güzel bir müzikle insanların o hani günlük şeylerinden, günlük yorgunluklarından biraz kurtulmaları için yaptığımız bir şey oluyordu. Ya da partiler yapıyorduk. Böyle okulun bahçesinde, okulun otoparkında, spor salonunda falan. Genelde o işlerle ilgili biriydim ben. O dönemde radyoculuğa da başladım. Hatta bu radyoculuğu o günden beri de devam ettirdim. Aklınızda olsun, yarın saat 10'da, akşam 10'da bütün sosyal medya kanallarından da şeyini paylaşacağım, linkini. Bir online radyo programı yapacağım. Oraya girip böyle işte şarkı isteyebilirsiniz, chat yapabilirsiniz, birbirinizle sohbet edebilirsiniz ama hiç işle alakalı bir şey konuşmayacağız, onu baştan söyleyeyim. Bildiğiniz göbek atacağız yani, halay çekeceğiz istek şarkılarla falan. Onu da hala sürdürebildim. Şimdi bütün bunların hepsi, yani bu anlattıklarım size şey gibi geliyor, birazcık hikaye gibi geliyor ama aslında benim işimin bir parçası oldu. Ondan dolayı anlatıyorum. Bakın mesela şu an ben aslında radyo stüdyosundayım. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle de göstereyim. Bakın çok güzel bir mikserim var burada. Gördünüz mü? Bunlar. Ben canım istediği zaman alıyorum bunu böyle. Çekiyorum. Güzel radyo programına başlıyorum. Şimdi üniversite döneminde aslında öğrencilik döneminde yaptığınız şeylerin gerçekten sizin ileriki hayatınızda size çok büyük katkıları olacak. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden şu an yaptığınız şeyi bir kere kafanızda özgeçmişinize yazın. Belki sizin işe gireceğiniz zaman bundan 7-8 sene sonra şey olmayacak. Hani özgeçmiş diye bir şey kalmayacak belki ama kafanızda bunu yazın. Zaten o 10 dakikadır yaptığımız sohbetlerde de gördüm ki siz kendinizi çok iyi yetiştirmişsiniz. Yani hem öğretmenleriniz sizi çok iyi yetiştirmiş, hem aileleriniz, hem de siz kendinizi çok iyi yetiştirmişsiniz. O yüzden çok büyük bir şans bu. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ben doktorluk yapmayı düşünmediğim için ilaç sektöründe yöneticilik yaptım. Yaklaşık bir 10 sene kadar, yani 2001 ile 2011 arası 4 tane ayrı ilaç şirketinde çalıştım. 2 tanesi globaldi, yani dünya çapında firmalardı. Biri Fransız firması, biri Danimarka firması. İki tanesi de Türk şirketiydi. Bunlar da işte marka müdürlüğü pazarlamada, ondan sonra satış müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü ve en son satış pazarlama direktörlüğü pozisyonlarında bulundum. Bu bahsettiğim 10 sene önce, yani 2011 senesinde ayrıldım. En son bıraktığımda büyük bir şirketin yaklaşık 210-215 kişilik bir ekibini yönetiyordum. Yani hem satış hem pazarlama ekiplerini yönetiyordum. Çok da büyük böyle bir ciro vardı o zaman. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ciroyu yönetiyordum. Çok da havalı bir pozisyondu baktığınızda ama ben biraz farklı bir yönde ilerlemek istedim. O yüzden o sektörden ayrıldım yaklaşık bir işte 10 senelik çalışmanın sonunda. 2011'de ayrıldım ve 2012'de de bugün size anlatacağım konularla alakalı işlerle ilgili çalışmaya başladım. Bu arada müsaadenizle ben şöyle bir bakayım. Buraya yorumlar geliyor. Ben de tıp istiyorum ama sınava daha 7 sene. Bir şey soracağım. Merak ettiğim için soruyorum. Furkan Aktaş sınava 7 sene var dediğine göre acaba kaçıncı sınıfta oluyor Asude? Bana bir şey verir misin? Orada bir fikir verir misin? 7. veya 8. sınıfta olmalı. Katılımcılarımız ortaokul ve lise kategorisinde bulunuyorlar. Bunu belirtelim. Gerçekten mi? Hay Allah ya. Ben oğluma söyleseydim keşke o da izleseydi ya. Gerçi oğlum benim bütün programları genelde izlediği için ona göre farklı bir şey yok. Benim oğlum da 12 yaşında. O da 7. sınıfta. Ben sanıyorum ki sadece işte lise 2'ler, lise 3'ler falan izleyecek bu programı ya da onlar katılıyor. İsteydim ona da söylerdim. O da şimdi içeride şey oynuyor. PUBG oynuyor arkadaşlarıyla. Neyse onu rahatsız etmeyelim. O oynamaya devam etsin. Benim 2012'den bu yana yaptığım işlerin tamamı teknolojiyle ilgili. Bunların bir kısmı sağlık ve tıpla, ilaç sektörüyle alakalı, bir kısmı da onun dışındaki bütün sektörlerle alakalı. Yani otomotiv sektörüyle de çalışıyorum ben. İşte hızlı tüketim sektörüyle de çalışıyorum. Ondan sonra bankacılık sektörüyle de çalışıyorum. Benim şu an yaptığım iş, yani para kazandığım iş, okumak, yani araştırmak, okumak ve bunları anlatmakla ilgili. Anlatarak para kazanıyorum ben. Profesyonel konuşmacıyım. Yani şirketler benden bir saatlik bir zaman diliminde, aynen şu an yaptığımız sohbet gibi, hiç farklı değil aslında. Size bu anlattıklarımı benden dinlemek için ama kendi özel başlıkları altında, örnek veriyorum. Otomotiv sektöründe işte gelecek trendleri,
sağlıkta teknoloji trendleri, ondan sonra bankacılıkta yeni trendler gibi konuları benden dinlemek için bana bir para ödüyorlar. Dolayısıyla ben de bundan para kazanıyorum. Benim mesleğim o. Ama bir yandan da yaklaşık işte 7-8 senedir Yeditepe'de başlayan, Yeditepe'de yüksek lisansla başlayan, şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde devam eden bir üniversite hocalığı deneyimim var. Ona hala devam ediyorum ama bugünkü konuyla alakalı ben en çok gurur duyduğum şeyi de söyleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş konuya geçeriz. İstanbul Tıp Fakültesi'nde bundan 2 sene evvel bir ders açıldı. Yeni sağlık teknolojileri ve geleceğin tıbbı diye. Çok hocalı bir ders bu. Yani her başlığı ayrı bir hoca veriyor. Ben de 2 senedir orada teknoloji tarihi ve teknoloji kültürü dersini veriyorum. Yani mezun olduğum okulda. Onun dışında da işte dediğim gibi yani okuyorum. Benim bütün zamanım şu arkadaki kitaplarla ya da işte internetteki farklı farklı ağırlıklı yabancı kaynaklarla bunları okumakla, bunları anlamakla, bunları yorumlamakla ve bunları anlatmakla geçiyor. Bir de işte son dönemde aynı bu yayında olduğu gibi yeni nesil yayıncılık diye bir meslek uydurdum kendime. Hafta içi yaklaşık böyle işte 2-3 akşam programlar yapıyorum. O da bana bir gelir sağlıyor. Benim programımın bir sponsoru var çünkü. Onların sponsorluğunda yaptığım için işte oradan da bir gelir sağlıyorum. Sözün özü benim işim okumak, anlatmak ve bunları yayınlamakla ilgili. Öyle bir mesleğim var diyebilirim Asude. Bak kaç dakika sürmüş? Tam 12 dakika kendimi anlattım. Nasıl, süper değil mi? Mükemmel. Yani daha da uzun sürerdi muhtemelen. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Seninle sohbet ederken ben arada bir şeye bakayım mı? Ha, dur bakayım bak. Ali Eren Gökçer bir şey yazmış. Bayağı da bir uzun yazmış. Müsaadenle bir onu okuyabilir miyim? Tabii. Fakültesiyle alakalı bir şey yazmış. Belki ona bir cevap verme şansımız olur. Demiş ki sınava bir yılım var. Tıp fakültesini düşünüyorum fakat üretmeyi ve yeni şeyler düşünmeyi çok seviyorum. Sanki tıp fakültesine gidersem 6 yıl boyunca hiç yeni şeyler üretebilecek zamanım olmayacağını düşünüyorum. Bunu düşünmemin sebebi de tıp fakültesinde okuyan kişilerin çok yoğun olduklarını söylemeleri. Doğru mu? Yoksa yeni şeyler üretmek için zaman kalabiliyor mu? Elbette ki kalıyor. Örnek benim Ali, yani bak İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum ben. Baktığında girmesi de, çıkması da, okuması da en zor tıp fakültelerinden biri. Puan açısından ve öğretim açısından söylüyorum. Ama hiç orada okulu zamanında bitirmiş olmama rağmen önce pazarlamada çalıştım, ilaç sektöründe yöneticilik yaptım. Şimdi yayıncılık yapıyorum kendi kanalımdan veya işte televizyonlarda da yapıyorum aynısını. Radyoculuk yapıyorum, bir yandan konuşmacılık yapıyorum. Bütün bunların hepsi aslında zamanı planlamakla alakalı. Yani şeye hiçbir zaman inanmayın. O gerçek bir bahane, öyle söyleyeyim. Şunu yapmaya zamanım yok. Şu arkadaki kitapların genelde bana şeyi sorarlar. O kitapların hepsini okudun mu diye sorarlar. Tabii ki hepsini okumadım. Yani bir kısmını okudum, bir kısmını okumak için aldım. Onları zaten böyle sıraya diziyorum. Yavaş yavaş benim bir şeyim var, benim bir listem var. O doğrultuda okuyorum. Bir itirafta bulunacağım size ama aramızda kalsın. Nasıl olsa kimse şu an izlemiyor bizi. Yani kimse derken buradaki bu Zoom'dakiler hariç kimse izlemiyor diye varsayıyorum. Ben 41 yaşına kadar kitap okuyamamıştım. Yani 41 yaşına kadar kitap okumayan bir insan nasıl mesela üniversitede ders verebilir ki? 37 yaşında ders vermeye başlamıştım. İşte nasıl konuşmacılık yapabilir, nasıl bir yöneticilik yapabilir diye sorular geliyor aklınıza. Ama ben kitap okumuyordum. Yani bir sürü şey okuyordum internetten vesaire ama kitap okumuyordum. Ve hep bir bahanem vardı. Hep şey diyordum. Ya o kadar işim var ki, o kadar fazla rapor, sunum, bilmem, seyahat, şuydu, buydu, kongre. Ya benim böyle bir şey zamanım yok. Size şöyle söyleyeyim. Yani kitap okumak zaman ayrılabilecek en kolay şey. Çünkü bir insan ortalama saatte böyle 30-40 sayfa kitap okuyabiliyor, tamam mı? 30-40 sayfa. En kötüsü olduğunuzu varsın. Yani dikkatiniz çok dağınık. Tamam. Çok dağınık. Hiç böyle şey yapamıyorsunuz, toplayamıyorsunuz. 20 sayfa olduğunu varsayalım. Her gün, bakın her gün yarım saatinizi ayırarak, ki oğlum şöyle söyleyeyim, yani o şimdi izlemiyor, arkasından konuşabilirim. Oğlum bir başlıyor böyle, onun şeyleri var. İşte Harry Potter, ondan sonra Percy Jackson falan filan var. Onlara bir başlıyor böyle. Bir gecede 200 sayfa falan okuyor yani. Anlamıyorum nasıl o kadar okulu. O kadarına hiç gerek yok. Yarım saatte 20 sayfa okusanız, birazdan sizlere en azından içinizden 3 kişiye hediye edeceğim şu kitapları 10 günde bitirme şansınız var. Bakalım kaç sayfaymış? Yaklaşık işte 300 sayfa.
şöyle söyleyeyim size, 10 günde bitirebiliyorsunuz bu kitabı. Ben özellikle bu kitabı seçtim bu arada. Teknoloji konularındaki girişimlerle ilgili çok güzel bir kitap. Guy Kawasaki'yi bütün kanallardan takip etmenizi öneririm size. LinkedIn'de de çok güzel şeyler paylaşıyor. Onu ben LinkedIn'den ağırlıkla takip ediyorum. Girişimcilik konusunda, teknoloji konusunda dünyadaki çok kıymetli isimlerden bir tanesidir. O yüzden hani o Ali Eren Göçer'in sorusuna geleyim. Tıp fakültesinde okurken zaman bulmak mümkün mü? İnan her şey mümkün. Yani benim tıp fakültesinde okurken müzik çalmaya başlamış olan, müzik yapmaya başlamış olan, gitar çalmaya başlamış olan, halen pandemi öncesi dönemden bahsediyorum, haftada bir defa doktor arkadaşlarıyla beraber sahneye çıkan, müzik yapan arkadaşlarım var. Hatta bir tanesi televizyonculuk da yapıyor, Murat abi. Profesör Doktor Murat Aksoy. Girin Instagram'a bakın. Profesör Doktor Murat Aksoy diye yazın. Murat abi benim öğrencilik döneminde asistandı. Şimdi profesör doktor. Çok iyi bir cerrah. Bakın cerrahlık yapıyor. Hocalık yapıyor. Televizyon programı yapıyor. Bir de pandemi öncesi haftada bir defa bir akşam, cuma akşamları çıkıp konser veriyordu. Çok güzel bir sesi vardır onun. Aynı zamanda işte farklı enstrümanlar da çalar. Dolayısıyla iş biraz planlamayla alakalı. Yani zaman yoktur diye bir şey ben kabul etmiyorum da öncelikler vardır diyorum. Yani hepimizin farklı farklı öncelikleri var. O öncelik sıralamasını belirledikten sonra her şeye bir şekilde zaman bulunabiliyor. O bir şekilde yaratılabiliyor diyeyim. Sonra sözü tekrar Asude'ye vereyim. Yoksa Asude şey diyecek. Yani iyi ki de çağırdık şimdi Sertaç Hoca'yı. Vallahi yani bir başladı. Sosu sarıyor. Yönlendiğim. Biz mesela hep insanlık yararına teknolojileri duyuyoruz. Devamlı gelişmeler oluyor. Bunlar hep belli başlı kavramlar üzerinden dönüyor. Büyük veri, IoT, artırılmış gerçeklik, yapay zeka. Bu kavramları biraz açıklayarak bunları mevcut sağlık teknolojilerine gelişmelere bağlayabilir miyiz? Tabii ki bağlarız. Şimdi bu konuştuğumuz şeyler çok yeni şeyler değil. Yani yapay zekanın mesela sorsam size, muhtemelen siz hani o konularda biraz üzerindesiniz. Yapay zeka mesela terim olarak ne zaman ortaya atılmış biliyor musunuz? Hadi ben sorayım. Asude sana sorayım. Kurban olarak seni seçtim. İlk defa yapay zekadan ne zaman bahsedilmiş dünyada mesela? Şimdi bilgisayarlardan 1900'lerde hatta neredeyse 1800'lerde başlıyorsak insan yapay zekayı da bilgisayar düşündüğün itibaren düşünmüştür bence. Ben söyleyeyim. 1940'lı bir ilk defa yapay zeka diye bir şeyden bahsedilmiş. Aslında bunun tanımını yapan Alan Turing. Alan Turing'i biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız mutlaka öğrenin. Çünkü yapay zekanın babasıdır kendisi. Vardır. Filmi vardır. Filminin adını hatırlayamadım. Alan Turing'in hayatını anlatan filmdir o. Çok güzel bir filmdir. Benedict Cumberbatch'in oynadı, evet. Aynen öyle. Alan Turing aynı zamanda... Sherlock Holmes fanları. Evet, aynen öyle. Sherlock Holmes'u biz de çok seviyoruz. Ama 2017'den sonra maalesef yeni sezon çıkmadı. Eşimle aslında çok severiz biz o diziyi. O oyuncuyu da ayrıca çok severiz. Alan Turing bundan ilk bahseden kişi. Dolayısıyla aslında yapay zekayı biz son birkaç senedir konuşuyoruz, üzerine bir şeyler anlatıyoruz ama aslında bunun hikayesi yaklaşık 60-70 senelik bir şey. Ve ilk defa da bir konferans yapılıyor. 61-62 senesinde yapay zeka üzerine Amerika'da yapılan ilk konferans oluyor. Yani bu aslında konuşula gelen bir şey. Yeni olan bir şey değil. Fakat yapay zekadan sizin faydalanabilmeniz için onu veriyle eğitmeniz gerekiyor. Yani veriyle beslemeniz gerekiyor. O olmadığı zaman yapay zeka tek başına bir işe yaramıyor. Şimdi veri şey de şöyle bir şey. Hani 30 sene öncesine gideyim hemen. 30 sene öncesine gideyim derken neden 30 sene öncesi? Yani neden 40 değil? Çünkü 30 sene önce o şeyin bildiğimiz anlamda internetin yani www'nun ilk çıktığı, ilk dünyaya yayıldığı sene, 89'un sonrası. Aslında internet dünyada eski, yani 1960'lı yıllarda kuruluyor ARPANET adıyla. ARPANET'in adının nereden geldiğini de söyleyeyim, DARPA'dan geliyor. Aslında bugün konuştuğumuz konularla çok alakadarlar bunlar. DARPA, Pentagon'un altında bir araştırma birimi, Defense Advanced Research Projects Agency, yani ileri savunma sistemleri araştırma dairesi, öyle söyleyeyim, DARPA.
Zaten şu anda bizim kullandığımız teknolojilerin çok büyük bir kısmı oradan çıkıyor. Sağlıkla da ilgili, işte beyinle de ilgili, nörobilimle de ilgili. Bu Sovyetler, o zaman Sovyetler Birliği var. Siz onu tabii hatırlamıyorsunuz. Siz şu an sadece Rusya'yı biliyorsunuz ama ben sizin yaşınızdayken Sovyetler Birliği vardı. Dünyanın en büyük hacmen ülkesi. Sovyetler Birliği uzaya şeyi gönderiyor 1960'lı senelerde, Sputnik'i uydu olarak. Amerikalılar da diyor ki Allah, Ruslar öne geçti 1-0, şimdi bizim bir şey yapmamız lazım, buna bir önlem almamız lazım. Şeyi geliştiriyorlar, DARPA'nın altında ARPANET'i geliştiriyorlar. Önce ordu birimlerinin birbiriyle görüşmesi, ardından üniversitelerin birbiriyle görüşmesi, sonra yayılıyor. Sonra ne zaman ki 1989 senesinde Sovyetler Birliği dağılıyor, Sovyetler Birliği diye bir şey kalmıyor. Sadece işte Rusya ve o Doğu bloku ülkeleri ayrı ayrı kalıyor. Amerika diyor ki artık bu interneti bütün dünyaya açabiliriz. Bütün dünyayı açtıktan sonra da 89-90 senelerinde yavaş yavaş dünyada web siteleri çıkmaya başlıyor. Türkiye'deki ilk internet sitesi benim bildiğim kadarıyla 93 senesinde çıkıyor. Yani 93 senesinden önce şöyle söyleyeyim size, ben üniversite sınavını kazandığımda, İstanbul Tıp'a başladığımda dünyada bir web sitesi yok, Türkiye'de bir web sitesi yoktu diye düşünebilirsiniz. Yani ÖSYM.gov.tr diye bir şey yoktu, öyle söyleyeyim size. Benim üniversiteye girdiğim sene. Tam da işte ben üniversiteye girdiğim dönemde 90'lı senelerde yavaş yavaş o teknoloji ilerlemeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra veriler gerçekten büyümeye başlıyor. Yani o şimdi bizim büyük veri dediğimiz şey aslında küçücük bir veri. Hatta istatistiğini söyleyeyim size. 90 senesinde bütün dünyada 24 saatte üretilen verinin miktarı, yani internette üretilen dijital verinin miktarı ne kadar biliyor musunuz? Sizin bugün kullandığınız internet paketleri kadar. 40 GB. Yani siz derken en azından ben kullanıyorum. Çünkü benim yaptığım bir canlı yayın yaklaşık 8-9 GB diyor. İşte haftada onu yaklaşık 15-20 olarak düşünün. Ayda yaklaşık 100 GB tüketiyorum. Benim sınırsız paketim var. Vodafone bana özel bir paket tanımladı. Gerçekten de her ay onun parasını ödüyorum. Sınırsız internet kullanıyorum yani. Bütün işimi oradan görüyorum. Şimdi benim bir günde kullandığım kadar veriyi neredeyse bütün dünyadaki bütün insanlar üretiyormuş bir tam günde 90 senesinde. Sene 94-95 olduğunda da aslında çok fazla bir şey değişmemiş. O böyle işte 500 GB falan olmuş, 600 GB falan olmuş. Bu arada özellikle gigabyte diyorum. Dikkatinizi çekmiştir. Çünkü doğrusu o. Yani her yerde bunu reklamlarda falan gigabyte derler. Aslında gigabyte değildir o. Doğrusu gigabyte'tır. Siz yine arzu ederseniz gigabyte demeye devam edin ama doğrusunu bilin. Fakat şimdi geldiğimiz günde öyle bir veri üretiliyor ki, yani o nerede günlük 20 GB'lar, 40 GB'lar, bugün geldiğimiz günde her gün dünyada yaklaşık 400 milyar gigabayt, ki ona exabyte deniyor, onun o birimin adı exabyte, veri üretiliyor. Ama bu akla zarar bir veri. Yani işte şu an mesela biz veri üretiyoruz. Ondan sonra biraz önce WhatsApp'tan yazışırken veri ürettik. Ondan sonra Google'da bir arama yaparken, muhtemelen işte biz bu sohbeti yaparken arkadaşların bir kısmı şeye giriyor, Google'a giriyor. Kim bu Sertaş Doğanay? İşte onun oğlu kim falan diye bakıyor. Sertaş Doğanay'ın oğlu yazdığınızda muhtemelen benim oğlumun web sitesi çıkar. 10 yaşında ona biz web sitesi hediye etmiştik. İsmini taşıyan yiğitalidoğanay.com. Hatta Türkiye'nin en genç blog yazarı, en genç podcast yayıncısı olmuştu o dönemde. Ona da bakabilirsiniz. Neyse, sonuç olarak bunların hepsi bir veri üretiyor. Yani bizim şu an yaptığımız yayında bir veri üretiyor. Şimdi senin soruna geliyorum. Bu veri ne işe yarıyor? Bu veri çok enteresan şeylere yarıyor. İşte bu veriyle sen yapay zekayı birleştirdiğin zaman, hatta bu veriyi değil bilgisayarlar vasıtasıyla, cep telefonları, internet vasıtasıyla, nesneler vasıtasıyla üretmeye başladığın zaman iş bambaşka bir boyuta gidiyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey, biraz evvel de söylediğim gibi, o veriyle beslenen, veriyle eğitilen bir sistem aslına bakarsan. Yani sen ona diyorsun ki, bunu gördüğünde bunu yap, bunu gördüğünde bunu hesapla, ondan sonra şöyle bir çıkarımda bulun. Yani bir öngörüde bulun. İşte zaten o predictive analytics dediğimiz şeyin hikayesi o. Yani sen ona bir şeyleri anlatıyorsun, ondan sonra da diyorsun ki bazı öngörülerde bulun. Bu meteorolojiyle ilgili bir öngörü olabilir, depremle ilgili bir öngörü olabilir veya
içinde bulunduğumuz dönemdeki pandeminin yayılmasıyla ilgili bir öngörü olabilir. Bunlardan iki tane çarpıcı örnek anlatacağım size. Büyük veri ve yapay zeka birleştiğinde nasıl insan hayatı kurtulur mesela? Ocak ayının sonunda bir haber okumuştum. Ocak ayı daha Türkiye'de pandeminin en azından büyük bir salgının başlamadığı, daha karantina olmayan dönemdi, öyle söyleyeyim size. Fakat Uzak Doğu'da iş çok ciddiydi. Hatırlarsanız Wuhan'da başlamıştı. Ondan sonra işte diğer ülkelere yavaş yavaş yayılmıştı. Ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? O Uzak Doğu'daki Tayvan, ondan sonra Tayland, Vietnam, Japonya, Çin, o bölgelerdeki uçak bileti satış rakamlarını, yani o satış rakamı verilerini toplayarak, üstelik de böyle hani Asu da buraya gidecek, işte Çağan buraya gidecek, Eyüp buraya gidecek, Sertaş buraya gidecek gibi değil de, bu dönemde Wuhan'dan, salgının başladığı Wuhan'dan, atıyorum işte 3782 kişi Tayvan'a gidecek. Tayvan'daki bu bölgedeki şu insanların bir kısmı buraya gidecek falan gibi bir şey yapıyorlar. Yazılımın içine yerleştiriyorlar bunu, bir algoritma yapıyorlar. Ve çalıştırıyorlar sistemi. Ve bu salgının, daha hiç Wuhan'dan çıkmamış olan salgının hangi ülkelere yayılacağını öngörüyorlar. Yani bir prediction yapıyorlar, bir öngörü çalıştırıyorlar. İşte burada gerçekten de büyük veri ve yapay zekayı kullanıyorlar. Birebir tutuyor bu arada, biliyor musunuz? Yani o uçak bileti satış rakamlarından çıkarak gerçekten de önce Wuhan'dan, ondan sonra işte Tayvan'ın başkenti Taipei'ye, sonra işte Tokyo'ya, sonra Vietnam'a, sonra artık diğer ülkelere hatırlamıyorum. Hepsini doğru bir şekilde bilebiliyorlar. Bu arada bu anlattığım şeyi Dünya Sağlık Örgütü bile yapamamış. Yani salgının nereden nereye yayılacağını tahmin edememişler. Ama başka bir şey daha var. Biraz evvel söylemiştim ya, hani biz internette bir şey ararken veri üretiyoruz, ondan sonra bir şey yazarken veri üretiyoruz, bu yayınları yaparken veri üretiyoruz. İşte bir akıllı bir grup 2011 senesinde Boston'da, Amerika'da bir çocuk hastanesi, Boston Children's Hospital'daki çocuk doktorları bir gün aralarında böyle konuşurlarken diyor ki bir tanesi, bir şey atıyor ortaya, aynen sizin bu grubunuzda yaptığınız sohbetler gibi, Discord'da yaptığınız sohbetler gibi. Öğrendim bakın bugün Discord'un ne işe yaradığını. Diyorlar ki internette insanlar bir sürü bir şey arıyor. Twitter'da bir sürü bir şeyler yayınlanıyor. Facebook'ta birbirlerine bir şeyler soruyorlar. Ya biz bu verilerden faydalanarak acaba bazı hastalıkların yayılmakta olduğunu, başlamakta olduğunu, salgınların başlamakta olduğunu anlayabilir miyiz diyorlar. Birkaç tane gönüllü yazılımcıyla anlaşıyorlar. Ve bir şey üretiyorlar. Hatta şu şey bölümüne yazayım bir dakika. Bakalım yazabiliyor muyum? Ben yorum yapabiliyor muyum? Aslında ben yorum yapabiliyor muyum? Evet, yazabiliyorsunuz. Hah, gördüm şimdi. Şuraya yazayım da bütün herkes onu görsün ve arzu ederse incelesin diye. Doğru yazdığıma bakayım. Evet. healthmap.org, yani sağlık haritası.org. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? O şeylerden, bütün arama motorlarından, arama motorundan kastım işte bizim en çok kullandığımız arama motoru Google, ondan sonra Yandex vesaire, farklı ülkelerde Baidu falan var. Onların hepsindeki arama terimlerini alıyorlar, bir algoritmaya yerleştiriyorlar. Sonra Twitter'da yayınlanan sözcüklerden yola çıkarak, belli bir sözcük öbeğinden yola çıkarak bir otomatik bir sistem çalıştırmaya başlıyorlar ve dünyanın herhangi bir yerinde, yani bu verilere, internetteki verilere ulaşabildikleri herhangi bir yerde bir salgın hastalığın yayılmakta olduğunu tespit edebilir hale geliyorlar. Şimdi bak, iş nereye geliyor? Bu gönüllü bir inisiyatif, 2011 senesinde başlayan. 2014 senesinde siz muhtemelen bir kısmınız ilkokuldaydı. Belki o dönemi çok iyi hatırlamayabilirsiniz. Büyük ihtimalle Zoom'a ilk giriş yaptığımızda hani A harfi başta olduğu için iki kişiye private olarak gönderdi. Ama şu an sıkıntı yok, ilettik. Öyle mi? Evet, bayağı bir şeyler gelmiş. Şu an galiba Mehmet Emin Tekşen, sağ olsun. Çok teşekkür ederim Mehmet Emin'e. Ben ondan destek almış oldum. 2014 senesinde yine aynen şu an yaşadığımız pandemi gibi dünyanın en büyük pandemilerinden biri yaşandı arkadaşlar. Ebola salgını bu. Ebola
et yan bakteri diye bir şey var, takma adı vardı, öyle söyleyeyim size. Gerçekten de bütün dünyada yaklaşık 11-12 bin kişinin ölümüne sebep verdi. Türkiye'ye gelmedi Allah'tan. Afrika kıtasının çok büyük bir bölümüne yayıldı. O dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi duyurusundan tam 9 gün önce bu bahsettiğim Health Map sistem olarak o Ebola salgınının Afrika'nın, yanlış hatırlamıyorsam, Sierra Leone ülkesinde başladığını ve yayılmakta olduğunu tespit etti. Sene 2014. Sene 2020. İnanır mısınız, aynı algoritma yine Dünya Sağlık Örgütü'nden yine 9 gün önce bu salgının Wuhan'da başladığını ve dünyaya yayılmakta olduğunu tespit etti. Yani Dünya Sağlık Örgütü konuya uyanana kadar, daha doğrusu konuya uyanmadan ve bunun önlemini, bunun duyurusunu yapmadan önce, önlemini almadan önce, tam 9 gün önce sistem alarm verdi. Neden alarm verdi? Nasıl alarm veriyor? Size onu anlatayım. Çünkü eğer sağlık diyorsak, büyük veri diyorsak, yapay zeka diyorsak, bence bunun en çarpıcı örneği bu. Şimdi örnek veriyorum, biz şeyde yaşıyor olalım. Nerede yaşıyor? Mesela İstanbul'un aklıma ilk gelen Kadıköy'ünde yaşıyor olalım. Tamam, Kadıköy'ü ben çok sevdiğim için Kadıköy olsun. Kadıköy'ün şeyinde, Fener Yolu Mahallesi'nde, örnek veriyorum, orası benim eski yaşadığım yer. Fener Yolu Mahallesi'nde tahminen 10 bin kişi yaşıyor olsun, tamam. O 10 bin kişi Google'da her gün bir şeyler arıyorlar ve günlük ortalamada toplamda o 10 bin kişinin 100 defa, toplamda 100 defa ishal, karın ağrısı, bulantı, ondan sonra ateş yükselmesi, ateş nasıl düşürülür falan gibi şeyleri aradığını düşünün. Toplamda 100 defa. Bir gün gelip de o 100 sayısı 900 olduğunda, 1000 olduğunda bir anda sistem alarm veriyor. Diyor ki, yani o doktorlara, sağlık birimlerine haber veriyor. Diyor ki, İstanbul Kadıköy Fener Yolu'nda muhtemelen bir kolera salgını olabilir ya da bir mide bağırsak enfeksiyonu salgını olabilir. Çünkü durup dururken insanlar niye girip de şey yapsınlar? Google'a girip işte bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş diye şeyler arasında. Bunların hepsi mide bağırsak enfeksiyonu belirtisi. Ancak bundan şikayet eden, bu şikayeti yaşayan ya da yakınlarından biri yaşayan bunları arar. Bu mantıkla yola çıkıyorlar. Ve şu anda da Amerikan devletinin en sıkı işbirliği yaptığı kurumlardan bir tanesi oluyorlar. Healthmap.org. Dünyada da pek çok ilaç şirketi, pek çok ticari kurum onlara koşulsuz destek veriyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün yapamadığını yapıyorlar arkadaşlar. Veri ve bu verilerin doğru bir şekilde toplanıp, doğru bir şekilde setler haline getirilip anlamlandırılması ondan dolayı çok kritik. Yani hayatımızın her yerinde olan şeylerden bir tanesi bu. Ama sadece bununla kalmıyor. Başka yerlere de gidiyor bu verinin doğru şekilde toplanıp anlamlandırılması ve yapay zeka ile birleştirilmesi. Mesela geçtiğimiz hafta bir dermatoloji kongresinde, yani deri hastalıkları kongresinde ben bir konuşma yapmıştım. Sağlıkta yapay zeka ile ilgili. Orada da işte çok değerli hocalarımız vardı, profesör, doçent. Onları anlatmıştım. Onlar da çünkü meraklılar bu konulara. Mesela onlara şeyi göstermiştim. Yaklaşık 30 küsür bin çalışmanın toplandığı ve verilerinin değerlendirildiği bir meta analiz, yani onların toplandığı bir analizi anlatmıştım. İnsanlarla, yani doktor olan insanlarla yazılımların bu görsel teşhis teknikleri, görüntülü teşhis teknikleri, yani nedir o? İşte röntgen attım kafadan, ultrasonografi, ondan sonra MR cihazı, bilgisayarlı tomografi gibi şeylerin insanlar tarafından değerlendirildiğinde hangi doğrulukta teşhis koyduklarına bakmışlar. Yazılımlara, yani yapay zekaların koydukları teşhislere bakmışlar. Yapay zekanın, yazılımların koyduğu teşhisler insan doktorlardan, onlara human doctors deniyor, öyle diyor yabancılar, çok daha isabetli olduğu ortaya çıkmış. Yani düşünsenize, siz şimdi hani tıp fakültesine giriyorsunuz, 6 sene zaten kafadan öğrencisiniz. Üzerine bunun şeyi var, uzmanlığı var, 4 sene 5 sene, ondan sonra yok onun doçentliği, profesörlüğü. Profesör dediğiniz insan 20 senedir doktorluk yapıyor en az.
Şimdi siz bunları yan yana koyuyorsunuz. Bir de yanlarına bunun bir tane yazılım koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki buyurun hadi bakalım bu şeyleri bir yorumlayın. MR raporlarını ya da bilgisayarlı tomografi yazılımlar üstün geliyor. Ama bununla da kalmıyor. Yapay zeka ve veri kullanımının, büyük veri kullanımının yaptığı başka şeyler de var. Mesela 46 günde bir yeni molekül geliştirebildiler. Yani yeni bir ilaç molekülü geliştirebildiler geçtiğimiz sene. Onu da bir kardiyoloji kongresinde anlatmıştım, Ulusal Kardiyoloji Kongresinde. Normal şartlarda bir ilacın geliştirilmesi yaklaşık 8-10 sene arkadaşlar. Yani en azından bundan 5-6 sene önce konuştuğumuzda 8-10 seneydi. Şimdi 46 günde yeni bir molekül üretebilir hale geldi. Dolayısıyla sizin ister tıp fakültesine girin, ondan sonra doktorluk yapın, ister benim gibi tıp fakültesine girin, doktorluk yapmayın, ister mühendis olun, ister avukat olun, ister iletişimci olun. Ki ben şöyle söyleyeyim size, şu an bu sohbeti izleyen arkadaşlar çalışma çağına geldiklerinde hani bir şeyler yapacaklar ya, Dünya Ekonomik Forumu'nun çok güzel bir raporu var. Diyor ki şu anda ilkokulda okuyan ya da ortaokulda okuyan çocuklar çalışma çağına geldiklerinde yapacakları işlerin %65'inin adı bugün belli değil diyorlar. Yani siz büyük bir ihtimalle bugün olmayan işlerde çalışacaksınız. Yani nedir atıyorum mesela 10 sene olmayan bugün olan iş mesela benim işim. Ben bir teknoloji iletişimcisiyim. Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki teknoloji, birinin okuyup bunları anlaması ve anlatması gerekiyor. Veya işte mekatronik ya da robotik mühendisliği. 10 sene evvel böyle bir şey yoktu. Mühendislik dediğiniz şey 35-40 tane başlıktan oluşurdu. Şimdi aklınıza gelen gelmeyen o kadar fazla alt mühendislik dalı var ki, ona geçiyorum. Hani bugün üzerine sohbet ettiğimiz konu yapay zeka. En son okuduğum şey raporunda bu Gartner diye bir teknoloji danışmanlık şirketi vardır. Gartner dünyanın en önemli yönlendirici araştırma ve danışmanlık şirketlerinden biridir. Onların her sene çıkardıkları Gartner Hype Cycle diye bir grafik var arkadaşlar. Önümüzdeki 4-5 senenin en önemli teknolojilerini anlattıkları, gösterdikleri tek bir grafikten bahsediyorum. Orada sadece yapay zeka ile ilgili 7-8 tane alt başlık var. Yani duygusal yapay zeka var, sorumlu yapay zeka var, ondan sonra kompozit yapay zeka var. Yapay zekanın bile kendi içinde 8-10 tane ayrı dalı var. O yüzden ne iş yapacağınızdan tamamen bağımsız, şundan emin olabilirsiniz. O işi doğru düzgün yapabilmek için, o işin hakkını verebilmek için, ilerleyebilmek için, başarılı olabilmek için, hayatınızı sürdürebilmek için isteseniz de istemeseniz de, ama lütfen isteyin, bu verilerle haşır neşir olmak durumundasınız. Yani bu şeyden kurtuluş yok. Şimdi her yerde böyle bir şey konuşulur. Hani bu işin biraz ne denir? Magazinel boyutu konuşulur. İşte büyük veri, yapay zeka falan. Aslında onlar her yerde. Ve önümüzdeki dönemde daha da fazla yerde olacak. Yani nerede olacak mesela? Şu an içinizde internete bağlı elbise giyen var mı? Yok. Muhtemelen yok. Ama önümüzdeki 5 senede giyeceğiniz kıyafetlerin çok büyük bir bölümünün üzerinde nano sensörler olacak. Yani sizin gözle bile göremeyeceğiniz sensörler. O sensörler sizin vücut ısınızı, ondan sonra kalp atım hızınızı, kolesterol seviyenizi, şeker seviyenizi, tansiyonunuzu, kalp, aklınıza gelen her şeyi, neredeyse her şeyi, şu an var zaten bu teknoloji, yok değil ama daha şeye inemedi, herkesin kullanımına inemedi, o kadar ucuzlayamadı öyle söyleyeyim. Böyle elbiseler giyeceksiniz. Dolayısıyla bugün hiç olmayan bir veri 5 sene sonra hayatınızda. Yani insanların kıyafetlerinden toplanan vücut verileri. Yani büyük bir ihtimalle şey diye, telefon diye bir şey kalmayacak. Yani bizim şimdi telefondan anladığımız ne? Yani şöyle bir cihaz yani. Şimdi bir telefon değil de uzaktan kumanda da. Böyle bir şey mesela. Şimdi bunun vücuda takılı olduğunu düşünün. Yani bunun vücudunuza takılı bir cihaz, görünmez bir cihaz olduğunu düşünün. Ve siz ihtiyaç duyduğunuzda onun internete bağlanmanızı sağladığı, işte gözünüzün önündeki bir belki hologramla ya da bir artırılmış gerçeklik uygulamasıyla ya da karma gerçeklik uygulamasıyla daha doğrusu. Ondan sonra istediğiniz zaman bunun telefon özelliğini kullanabildiğinizi düşünün. İstediğiniz zaman da onun oradan yok olduğunu düşünün. Şimdi size bunlar hikaye gibi geliyor ama önümüzdeki 5 senede bunlar piyasada olacak. Dolayısıyla da siz bugün böyle birazcık hikayemsi gibi duran, böyle çok hani ortada olmayan gibi duran o büyük verinin içine gömüleceksiniz isteseniz de istemeseniz de. Ve işlerin çok büyük bir kısmı bununla alakalı olacak. Ya içinizde mutlaka şey vardır mesela.
ben hukuk okuyacağım diyen vardır. Yani avukat olacağım diyen vardır içinizde. Şüphesiz benim ailemde çok var. Hatta ailemde benim avukattan çok hiçbir şey yok, öyle söyleyeyim size. Benim bütün yeğenlerim, bir tanesi hariç, bir tanesi endüstri mühendisi. Diğerlerinin hepsi avukat. Şimdi bugün siz avukatlık yapacağım, hukukta okuyacağım dediğinizde, her ne kadar bu dışarıdan bakıldığında o böyle kocaman, onların şey gibi kitapları vardır. Böyle ne denir? Tuğla gibi kitapları vardır onların. Aynen öyle, aynen öyle. İstediğiniz kadar bu iş kitaplarla alakalı, teknolojiden uzak deyin, hiç şansınız yok. Neden şansınız yok biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir gün hayal edin. Şöyle bir zaman hayal edin. Sabah kalkıyorsunuz. Ne bilgisayarınız var, ne cep telefonunuz. O vücudunuza takılı. Tamam. Bugün şimdi ben desem ki size, arkadaşlar neyin lenmesinden korkarsınız? Muhtemelen dersiniz ki işte banka hesabınız varsa banka hesabı. Cep telefonunuz, ne bileyim işte Facebook'unuz, onlar Instagram, onlar sık sık hacklenebiliyor. Ne bileyim işte bilgisayarınız uzaktan hacklenebiliyor ya da büyük şirketlerin büyük serverları hacklenebiliyor. Her şirketin de başına geliyor bu arada. Pentagon'un bile başına gelmiş yani, öyle söyleyeyim size. Bugün desem bana böyle yanıt verirsiniz. Peki şöyle bir günü hayal edin. Sabah kalktınız, bilgisayarınız da cep telefonunuz da vücudunuz da. Peki vücudunuzu bile hacklediğinde ne olacak? Bir düşünün o senaryoyu. Çok yakın, ben size söyleyeyim. Ve bu oldu. Amerika'da yaklaşık 65 bin tane kalp pilinde siber güvenlik sorunu, açığı olduğunu tespit ettiler. Şimdi şöyle bir soru sorayım size. Mutlaka yakınlarınızda vardır, belki içinizde de vardır kalp pili kullanan. Yaygın bir şey dünyada çünkü bu. Bir kalp piliniz var burada. Biri uzaktan bir hacker. Zaten hacklemenin mantığı uzaktan erişim ile alakalı. Yani yakındaki kişiye hacker demiyorsun, ona hırsız diyorsun zaten. Bir hacker senin kalp pilinin çalışmasını bozuyor. Onun atıyorum ısısını artırıyor, daha fazla çalıştırıyor ya da daha az durduruyor onu. Sen küt diye ölüyorsun. Allah korusun kalp krizinden. Sonra iş otopsiye gidiyor. Otopsinin ne olduğunu ben hatırlatayım size. Ben hayatımda bir defa girdim adli tıp stajında. Bir insanın, yani hayatını kaybeden bir insanın neden öldüğünü anlamaya çalışıyorsunuz. Otopsi dediğimiz şey o. Ne yapıyorsunuz? İşte vücuttaki belli bölümleri açıyorsunuz. İşte kafatası, göğüs kafesi, ondan sonra akciğerlerin olduğu, bir de karın bölgesi. Bu insan neden öldü diye araştırıyorsunuz. Bazı adli vakalarda yapılan bir şey bu. Şimdi avukatsınız şu an siz. Ben de doktorum. Girdik bir tane otopsiye. Bir hukukçu giriyor, bir tane de doktor giriyor çünkü bu otopsiye. Güzel, süper. Biz bu insanın kalp krizinden öldüğünü de anlayabildik. Oraya kadar da süper. Peki bu kalp krizine sebep olan şeyin, bir hacker'ın, bir siber suçlunun, internet üzerinde çalışan bir siber suçlunun, bir kiralık katilin yaptığı bir şey olduğunu bizim tespit etme şansımız var mı? Bu bilgimizde yok. Ben hayatta anlamam, öyle söyleyeyim size. Ben tek satır kod yazmayı bilen biri değilim. Yani işim teknolojiyle alakalı ama ben onun iletişimini yapıyorum. Bir avukatın bilme şansı var mı? Yok. Bakın geçen de bir bilimsel makale okudum. Bilimsel makale diyor ki arkadaşlar, bugün bir otopsi yapılsa işin içine bir siber güvenlik uzmanının da dahil olması gerekebilir diyor. Kendinizi buna hazırlamanız lazım. O yüzden hani bugün sağlıkla ilgili, biyoteknolojiyle ilgili bir sürü şey konuşabiliriz ama ben size biraz daha geniş bir perspektif çizmeye çalışıyorum. Çünkü bu konuştuklarımızı önümüzdeki birkaç senede bizzat yaşayacaksınız. O yüzden sizin meslek seçiminiz, bu mesleğinizi nasıl yaptığınız, ondan sonra ileriye dönük hayalleriniz, gerçekleştirecekleriniz, kuracağınız girişimler, öyle söyleyeyim. Girişim demişken şu kitapların da sırası geldi. O zaman ben size şöyle bir şey sorayım arkadaşlar. En doğru yanıtı veren, en yakın yanıtı veren 3 kişiye hediye edeceğim bu kitapları. Yorum olarak yapabilirsiniz. Aslı, sana bir şey vereceğim, görev vereceğim yalnız. Sonrasında sana doğru, evet, cevabı söyleyeceğim. Şimdi sorumu soracağım. Gelen yorumlardan benim sana söyleyeceğim, sana gizlice söyleyeceğim cevabı, en yakın şeyi veren, cevabı veren 3 arkadaşa ben bu kitabı hediye edeceğim. 3 tane kitap var. Onların senden adreslerini alacağım. Ben bizzat kargo ile göndereceğim. Bu arada ben bunu çok sık yapıyorum. Yani eskiden katıldığım üniversite etkinliklerinde mutlaka yanımda 3 tane kitap götürürdüm. Öyle sorular sorardım, onları verirdim. Artık şimdi kargo ile yolluyorum. Tamam, sorum şu.
Ama 5 dakikamız var. 5 dakika sonra bitireceğimizi varsayalım. İnternetten araştırma şansınız pek olmayacak. Tahminde bulunun. Şimdi 5G diye bir teknoloji var. Bugün kullandığımız cep telefonlarında kullandığımız bağlantı 4G ya da 4.5G. G'nin de nereden geldiğini söyleyeyim bu arada size. Generation'dan geliyor, yani kuşak. Onun İngilizcesi. Onun kısaltması G. İşte 80'li, 90'lı, 2000'li senelerde 1G, 2G, 3G falan varken şimdi 4G. Yakında Türkiye'ye de gelecek. Bütün dünyada 5G çok fazla kullanılmaya başlanacak. Üstelik de nasıl bir hız biliyor musunuz? Yani bugün siz bir şeyi, bir diziyi mesela indirmeye kalktığınız zaman cep telefonunuzun bağlantısı ya da evdeki internetle 10 dakika 15 dakika falan sürüyor. Gelişmiş bir 5G, iyi bir 5G şöyle bir hız. Böyle mouse'a tıklıyorsunuz, download diye parmağınızı kaldırana kadar film inmiş oluyor böyle. Bir saniyede falan indiriyor. Öyle büyük bir hız yani. Şimdi sorum şu. 2025'e kadar bütün dünyada kaç tane 5G abonesi olması bekleniyor? Hatta şeyi de söyleyeyim size, kaynağını da söyleyeyim. Ondan sonrasına bakarsınız. Ericsson'un hazırladığı bir rapordan bu. Ericsson Mobility Report diye. Ericsson bu İsveç firması, aslında bir cep telefonu markasıydı ama şimdi artık 5G teknolojisiyle uğraşıyor. Sorumu tekrar edeyim. 2025 yılına kadar dünyada kaç tane 5G aboneliği olması bekleniyor? Yani kaç kişinin 5G abonesi olması bekleniyor? Bugün daha dünyada şöyle söyleyeyim size, 100-150 milyon civarlarında falan böyle. Oo, çatır çatır gelmeye başladı. Çok güzel. Of, ne kadar güzel. 160 milyon diyen var, 5,5 milyar diyen var, bütün dünya diyen var, süper. Abi de sana bayağı bir iş çıktı, öyle söyleyeyim sana. Ben sana doğru cevabı söyleyeceğim. Sen oradan bakacaksın artık en doğrusu hangisi diye. Böylece bugün de size bir kitapla veda etmiş olayım. Veda etmiş olayım derken önümüzde birkaç dakikamız daha vardır. Bir saati doldurdum. Aşağıdan bana şey yapıyorlar. Yani ben yukarı kattayım, evin yukarı katındayım. Hadi artık baba yemeğe gel diyorlar. Biz çünkü beraber sofraya oturmayı seviyoruz. Onlardan saat 20.30'a kadar izin aldım. Önümüzde kaç dakikamız var? 10-15 dakikamız daha var. Son eğer eklemek istediğin, sormak istediğin bir şeyler varsa onları da cevaplarım aslında. Yoksa artık şey yapayım, sizi de bırakayım. Oh, cevaplar hala gelmeye başlıyor. Ama bir dakika şimdi. Hayır, komik olan şu. Ben dedim ki şu anda 150-160 milyon abone var. 2025'te kaç olacak dedim. Arkadaşlarım bazıları 176 milyon falan diye cevaplar veriyorlar. Bir düşünün bakalım ne kadar olabilir? Yani bugün zaten o kadarsa 5 sene sonra kaç olabilir? Onu bir düşünün. Güzel. Çok İnsan güzel cevaplar. İnsan nüfusu artmaya devam ediyor. Aynen öyle. Eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey varsa aslında ya da diğer arkadaşlarım, ben gelen bütün yorumları maalesef takip edemedim. Biraz daha bir şeyler konuşalım dersen devam edebiliriz. Biz sizi çok tutmayalım isterseniz. Zaman ayırdığınız için çok, çok teşekkür ederiz. Ben kısaca şu cümleyi çıkardım sizin güzel sohbetinizden. Şu anki teknolojilerimiz elbette gelişerek devam edecek. Biz ileriye dönük bakmalıyız ve belli bir mesleği seçmekten, oraya odaklanmaktan çok kendimizi nasıl geliştireceğimizi ve nasıl gelişmeye açık olacağımızı öğrenmeliyiz. Bunu öğrendiğimiz zaman zaten geleceğimizi şekillendirecek olan bizleriz. Bu sonucu çıkardım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Katılımcılarımız da eminim çok mutlu olmuşlardır sizin de güzel sohbetinizle. Valla ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ben özellikle bu dönemde çok fazla üniversitelerin yaptığı etkinliklere katılamıyordum ama senin o çok güzel mesajından sonra aslında bu belki hepinizin aklında kalması gereken bir şey. Bir sürü davet geliyor bana. Ben bunu hiç saklamıyorum. Çok da gurur duyarak anlatıyorum ama olumlu cevap veremiyorum, öyle söyleyeyim. Ayda yaklaşık 70-80 üniversite kulübünden ya da farklı farklı şeylerden bana davet geliyor. Maalesef tamamına yakını geri çevirmek zorunda kalıyorum ama bir lise öğrencisi, lise öğrencilerinden oluşan bir grup olduğunuz için ikisinin çok nazik mesajından dolayı ben bunu hemen kabul ettim. Hiç düşünmeden kabul ettim. Benim için burada olmanın da çok büyük keyif olduğunu söyleyeyim. Yani çok mutlu oldum bir kere, onu söyleyeyim size. Neden mutlu olduğumu söyleyeyim. Hem şu yayın sırasında gelen yorumlardan, cevaplardan, hem yayın öncesi sizin bu koordinasyon ekibiyle yaptığım sohbetten çok mutlu oldum. Şundan dolayı çok mutlu oldum. Siz henüz daha yolun başındasınız. Yani içinizde 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında bir sürü insan var. Fakat öyle güzel bir noktaya gelmişsiniz ki
yüzlerce insanı, böyle 800-900 öğrenciyi bir araya topluyorsunuz, bir hekaton yapıyorsunuz, bunun programını oluşturuyorsunuz, bütün arka taraftaki teknolojik detaylarını konuşuyorsunuz, ediyorsunuz ve beni böyle bir yere davet ediyorsunuz. Benim için çok büyük bir mutluluk bu. Ben bunu her yerde anlatacağım, öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir şansımız var mı bilmiyorum. Koordinasyon ekibini aynı ekranda, böyle ekranı bölmüş şekilde koyabiliyor muyuz? Ya da ben mi yapabilirim acaba onu? O Semih ayarlar galiba. Bir dakika. Sağ üstten toplu penceresi çarşısını sanki zannediyorum. Tamam, şu anda gördüm. Ben şimdi bunun bir ekran görüntüsünü alacağım. Başrolde Asude var en sol tarafta. Ondan sonra acaba şunu da şöyle ekran görüntüsünü alayım. İsterseniz bir el sallayayım. Hatta kameraları açıp el sallayabilirsiniz. Aa, süpersiniz. Oo, süper süper. Hadi herkes açsın bakalım. Ya süpersiniz ya. Aa, bayıldım size. Tamam. Aldım ekran görüntüsünü. Çok mutlu ettiniz beni gerçekten. İnşallah anlattıklarım sizin için çok şey değildir. Çok ileri seviye değildir. İnşallah anlattıklarımdan bir şey almışsınızdır. İyi bir fayda almışsınızdır. Hepinizin yolu açık olsun arkadaşlar. Öpüyorum gözlerinizden sizi. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Hadi görüşmek üzere, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Bu esnada